Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kasım ayında çok önemli bir karara imza attı. Bu kararla 15 Temmuz darbesi bahane gösterilerek haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilen yaklaşık 5000 hakim ve savcıdan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuran ve dosya incelemesi tamamlanan 427 yargı mensubunun tutuklanmaları için haklı bir neden olmadığı tespit edildi. Bu tespitle yargı mensuplarının hukuka aykırı şekilde tutuklandıkları tescil edilirken Türk hükümeti her bir hakim ve savcıya ayrı ayrı 5000 euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Kararda hakim savcılar için doğrudan soruşturma açılması, gözaltı ve tutuklama kararı verilebilmesi için gerekli olan suçüstü hali durumunun gerçekleşmediği belirtildi. Bu durumda 15 Temmuz sonrası yargı mensupları hakkında başlatılan soruşturma ve yapılan yargılamaların tamamı hukuki dayanaktan yoksun hale gelmiş oldu. Mahkeme, önüne gelen birçok hak ihlali iddiasından aciliyetine binaen sadece haksız tutuklama ile ilgili durum hakkında karar verdi. Adil yargılama, özel hayatın gizliliği, iletişimin gizliliği, mülkiyet hakkı, haksız işten çıkarma gibi ihlal iddialarını henüz karara bağlamadı. Çünkü mahkeme tüm bu konulara girilmesi halinde iş yükü nedeniyle kararın daha fazla gecikmesini istemedi. Verilen karar, mağdur edilen yaklaşık 5000 yargı mensubundan sadece 427'si ile ilgili. Çünkü yaklaşık %90'lık kesimden bir kısım mağdurların henüz Türkiye'deki yargılamaları tamamlanmadı. Bir kısmının dosyaları ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde incelenmeyi bekliyor. Ve daha da önemlisi 5000 hukukçu Türkiye'deki kararlar kesinleştikçe adil yargılanma ve benzeri sebepler ve haksız işten çıkarma ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulunacaklardır. Uzun vadede verilen bu karar diğer hususlarda da örnek teşkil edecek ve Türkiye her bir hukukçu için en az 4-5 konuda ihlale sebep olmaktan yüklü tazminata mahkum edilecektir. Peki bununla bitecek midir? Tabii ki hayır. Devamında KHK'lar ile işlerinden çıkarılan, delilsiz şekilde tutuklanan ve yargılanan diğer meslek mensuplarının yüzbinleri bulan dosyaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne taşınacaktır. Türkiye'nin pek de parlak olmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karnesi gün geçtikçe kötüleşecektir. Bu hukuksuz sürecin iki ana sonucu olacaktır. Birincisi, uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin hukuk devleti olması özelliğini yitirdiği kanısı kuvvetlenecek ve ülke gün geçtikçe siyasi ve ekonomik açıdan yalnızlaşacaktır. Doğal olarak tazminatların ekonomik yükü de vergi yoluyla sıradan vatandaşın sırtına yüklenecektir. Bu sürecin ikinci ve asıl önemli sonucu, hukuksuz kararlara bilerek ve isteyerek alet olan ve yargı yetkisini kötüye kullanan hükümete bağlı yargı mensupları için ortaya çıkacaktır.